Güzel oyunda Galatasaray bölümüyle karşınızdayız. Fenerbahçe tabii ki gündem yoğundu. Fenerbahçe ile başladık. Şimdi Galatasaray'da da stoper konusu tabii ki gündemin ilk maddesi. Çünkü ligin başlamasına kısa bir süre kala Marcao sakatlandı ve Luis Dama'da daha önce biliyorsunuz sakatlığından dolayı lisansı dondurulmuştu. Bir stoper sorunu ortaya çıktı. Orada hali hazırda Donk oynuyor ama yanında kim oynayacak o soru belirsiz. Uğur'un düşüncelerini şimdi merak ediyorum. Orada 3 aday var. Hı. Ahmet Çalık ve Emin doğal adaylar ama sürpriz Lemina olabilir. Lemina da zaman zaman o bölgede oyun içerisinde oynamışlığı var. Ama maç başlangıcı olarak henüz olmadı galiba hatırlamıyorum hı hı. şeyde. Oyun içinde olmadı. Geriye atılmıştı biraz. Ama Rize maçı tabii çok kritik Galatasaray için. Bakalım Fatih nasıl bir tercih yapacak. Uğur'un düşüncesini merak ediyorum. İlk tercih sence hangi isim olur? Şimdi şöyle, yani belli ki insanların da gönlündeki hı-hı. tercih Emin Bayram. Ben Bole'de anket yaptım. Emin uzak ara birinci çıktı. Abi çok doğal çünkü hı-hı. Emin potansiyeli çok yüksek. Ozan'ın açtığı yoldan devam edebilecek yani Galatasaray'la hı-hı. oynayıp üzerine Avrupa yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Buna açıkçası bu konuda fikrim net. Ama unutulmasın ki Emin'le Ozan aynı durumda değil. Yani çok farklı şeyler. Ben Ali abiyle yapılan programda da biraz anlatmaya çalıştım ama biraz daha detaylı girmek hmm. gerekiyor belli ki. Ya şimdi özellikle savunma oyuncuları için yani bir mesela 17 yaşındaki bir kanat oyuncusunun oynamasıyla 17 yaşındaki bir stoperin oynaması kesinlikle aynı şeyler değil. Çünkü hmm. burada hiçbir şekilde hataya yer yok ve tecrübenin çok çok daha önemli olduğu bir mevki. O yüzden de savunma oyuncularının prime dönemleri biraz daha geç gelir diğer oyunculara göre. Yani 29 yaşından sonra aslında stoper dediğin 29-32-33 arası biraz daha rahat en üst performanslarını sergilerler. Çünkü daha geç olgunlaşırlar. O yüzden aslında genç yaşta stoper çıkışı diğer bölgelere göre daha zordur. Ve bunun tarihteki belki en ekstrem örneklerinden biri Ozan Kabak. Ama Ozan Kabak'ın çıkış yaptığı yaşla Emin Bayram'ın şu anki olduğu yaş arasında 1,5 yaş fark var. Ve o yaş grubu için inanılmaz bir fark bu. Yani evet. siz lise 2'ye giderken lise 3'lerle aranızdaki farkı gibi düşünün. Yani belki şu an Ozan'ın atıyorum. Ozan'ın nasıl 20... gelişini hatırlıyor musun üstünün? Şimdi sen zayıftı. Sen 82'li misin 81'li misin? 83 Ocak. 83'sün ben 87'liyim. Burada hiçbir farkımız yok ama ben hazırlığa giderken sen lise sonken tabii. bayağı bir fark vardı aramızda. Böyle Uğur, Uğur bana abi diyordu o zamanlar. Abi bile diyemezsin. Gidemezsin lise 3'lerin yanına. Yok öyle bir şey yani. Abi bile diyemez. Yani fark vardır o yaş grubunda. 1,5 yaş çok büyük bir farktır. Tabii ve dediğim gibi Ozan'ın yaşı da standart bir yaş değil. Ozan zaten erken çıkış yapmış bir oyuncu. Merih Demiral'ın mesela şu an en büyük oyuncu. Yani ilk iki oyuncu diyelim. Çağlar ve Merih. Çağlar Emin'in olduğu yaşta ne yapıyordu? Meri Emin'in olduğu yaşta ne yapıyordu? Bunları bir düşünmek lazım. Hani öyle bir de bunu bir kenara koydum. Diyelim sezon başı böyle bir şey oldu. 31 Ağustos 1 Eylül'de sakatlık oldu tamam mı? İkisi birden gitti. Bir mucize oldu. Çarpıştılar idmanda. İkisi de 3 ay yok. Abi o zaman Emin Bayram oynayabilir zaten. O zaman hoca şimdi son düzlük artık. Abicim 8 maç kalmış şampiyonla yarım hata bile tabii. hayat karartır. Ben hocanın Emin'i sahaya atacağını düşünmüyorum. Ben bunu söylüyorum sadece. Yoksa Emin 8 maç bitsin gelecek sezon 1. maçta oynuyorsun. En çok ben destek veririm zaten. Ben çok istiyorum Emin oynamasın. Ama Fatih Hoca atarsa da şaşırmayız. Çok atmıştığı var çünkü. 2-3 ay önce devre arası transfer konuşurken Ahmet Çalık Galatasaray'da yeri yok. Gelecek sezon olmaması lazım. Yeni sezonla birlikte Emin Bayram'ın rotasyona girmesi kupa lazım. Kupa maçında çünkü gördük. Kupa maçında savunmayı toparlayan Emin Bayram oldu. Hatırla Türk Telekom'da kupa maçını. Abi aynen Tuzla maçı çok iyi oynadı. Evet, gollerde hata kim yaptı abi? Emin. Yine Emin yaptı. Emin yaptı. Çok iyi oynadığı maçtı. Bak, çok iyi oynadığı maçta hata yaptı. Çok harika oynamış. Çıkar çok iyi oynar Rize maçında. Bir tane hata yapar. Sezon gider. O zaman ya bu çocuğu o zaman Ahmet niye oynuyor olur? Şimdi Emin oynasın diyenlerin birçoğu. O zaman tabii. işte niye daha tecrübeli bir adam konulmadı falan olur. Yani şimdi bu topa bu çocuğun sokulmaması lazım. Ben çocuğu düşündüğüm için söylüyorum. Daha iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde oynaması doğru anda oynamazsan çünkü şey olur. Hatırlar mısın bilmiyorum. Gençler bir maçına Hakan Şükür çıkmayınca Cafercan Aksu girmişti. Cafercan inanılmaz bir yetenek. Ama öyle bir anda girdi çıktı oldu ki ve Cafercan da tabii. maçı kurtaramadığı için Hacı sokmuştu. Direkt Galatasaray'a kariyeri etkilendi çocuğun. Bazen böyledir abi. Yani
çok zorlu an, zorlukları en yüksek anda sen genç bir oyuncu ki o zamanki Cafercan'ın yaşıyla şu anki Emin Mali yaşı da bir değil. Tabii. Cafercan daha büyüktü o zaman. Bunların gözetilmesi lazım. Ben Emin'i düşündüğüm için söylüyorum. Emin Galatasaray'da oynasın diye söylüyorum. Hı-hı. Milli takımda oynasın diye. Sen gelecek adına bugünü kaybetmemek gerekiyor. Gelecek dediğin de çok uzak değil yani. Eylül ayında birinci hafta oynatırsın abi. Tabii. 28. hafta ilk kez oynamaz abi 16. Ya bir de şu var Uğur. Bu konuda olmaz yani. Fatih Terim Türk futbol tarihinde bu tarz hamleleri belki de en cesaretli yapan birkaç hocadan biri. Tabii. Burada Baton 10 yaşında aynı takım almış. Tabii tabii. Burada şimdi idman performansı oyuncunun hem psikolojik hem fizyolojik hem her anlamda mental anlamda da taktiğe bağlılık, taktiği yapabiliyor mu yapamıyor mu? Antrenmanlarda hoca bunu şu anda bu dakikalarda bile biz salı günü çekiyoruz deniyordur. Ahmet Çalık kendisine fırsat geldi. Şimdi Ahmet cephesinden bakalım. Yaptığı bireysel hatalar, belki vücut dili, taraftar biraz Ahmet'e karşı mesafeli. Hı hı. Çünkü topla ilişkisi ve yaptığı bireysel hatalar gerçekten Ahmet'i biraz geri attı. Ama çalışkanlık anlamında, idman performansı anlamında bize gelen bilgilerin hepsi Ahmet Çalık %100'ünü vermeye çalışan bir oyuncu. Yani yeteneği kısıtlı, potansiyeli yükselemedi. Gençler Birliği'nde iyiydi, sonra büyük bir düşüş yaşadı. Galatasaray'da kendisi de farkında bunun. Galatasaray'da istediği performansı yükselemedi. Bu Ahmet'in belki de son şansı. Şimdi Ahmet cephesinden bakıyorum. Emin cephesinden bakınca Semih Kaya'nın bir fotoğrafını paylaşmıştım ben geçenlerde. Bülent Korkmaz'la Semih Kaya maç öncesiydi, Hamburg maçı öncesi. 17 yaşında Semih Kaya, şimdi Emin'in olduğu yaşta. Meyra satılmıştı, hatırlayanlar olacaktır. Ya Semih oynayacaktı ya Kivil oynayacaktı stoperde. Kivil de hücum oyuncusu, genç takımda oynamış. Bülent Hoca, Semih çok genç diye Kivil'i tercih etti. Bak Semih, Emin'in şu anki olduğu yaşına biraz daha büyüktü. 17. Yani öyle hatırlıyorum. 18'de daha yakındı. Bu... Ya belki birkaç ay oynamıştır ama ya benzer merak bir ettim. Durum. Ben ama daha büyük diye hatırlıyorum. Şimdi yani Emin açısından bakıyorum. Onun için de bir fırsat ama risk taşıyan bir fırsat. Hı hı. Ahmet'in son şansı, bir de Lemine var orada. Yani Dong Cep de. Şimdi burada Fatih Terim bir tercih yapacak ve biz burada voleycilerin yorumlarını hep merak ediyoruz. Bir anket açarak, ben kendi hesabımla yaptım ama şimdi Güzel Önü için de bir anket açalım. Siz Fatih Terim'in yerinde olsanız hangi oyuncu oynatırdınız? A. Lemina, B. Emin Bayram, C. Dong, D. Diğer, yorumda belirtin lütfen. Yani Lines de çok uç örnek ama. Aslında Dong'u sabit kabul edip partneri kim olacak diye. Evet, Dong sabit, aynen. Dong sabit, partneri kim olacak diye yapalım. Burada Fatih Terim en doğru kararı verecektir. Çünkü Galatasaray taraftarının en güvendiği isim zaten Fatih Terim. Şimdi oyuncuyu öyle bir hazırlıyor ki hoca, daha önce gördük. Mesela biz Emin'i sahada görürsek, açıkçası ben şaşırmam. Hoca bir anlamda Emin özelinde geleceğe de bir mesaj verecek olabilir. Ben Emin'i oynatacağımı düşünmüyorum hocam. Bu da bir ihtimal. Yani oynarsa ben şaşırmam. Bence şu anki üçüncü ihtimal. Yani idman performansına üçüncü ihtimal. Lazım. Bence birinci ihtimal Ahmet. Hı hı. Benim fikrim olan, ben açıkçası ben Lemina'nın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun aslında Avrupa'daki büyük takımlara da bakarsak orta saha oynatmıyorlar belki ama orta saha özellikli stoperler oynatıyorlar. Yani o neredeyse bir orta sahada pasör olarak oynayabilecek oyuncular. Ya Fernando oynuyor. Şimdi artık stoper oldu mesela. Aynen yani gibi. İş sıkıştığı zaman Guardiola da çekiyor. Hı hı. Liverpool'da stoper sıkıntısı olduğu zaman Fabinho'yu çekiyor mesela. Burada bence Galatasaray'da da benzer bir şekilde Fabinho modeli gibi. Ama oradaki sorun işte Dong zaten çekilmişi var ya. Dong her ne kadar stoper gibi oynasa da aslında ön libero... Dong tam defansif orsa da değil abi. Yani ön libero manteli oynuyor. Onun şeyi yok. Mevkisiz oyuncu. Abi ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Yani hayır, ben işte açıkçası... Sorun bu. Yani Dong varken işte Lemina'yı çekmek mi? İdeal, bence Dong da ideal değil. Dong evet. İyi oynuyor da Dong değil yani ideal olur. Luyendama yani. Ya ben ya de derim. Yani ideal olmadığını biliyorum ben zaten. Ama anladım. Sen Ahmet'e göre ama. Baktığım zaman daha dolu ve modern futbola daha uygun. Lemina'nın bunu kaldırabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bunun dışında Serin'in de Lemina biraz daha geride oynadığı zaman topu irkalan oyuncu olarak psikolojik olarak daha rahat edeceğini düşünüyorum. Burada ben bu yorumu yapmıştım. Dikkatli izleyeceğimiz bazen hatırlarla Lemina ile Seri bazen topu ben alacağım diye o da geliyor falan. Sıkıntı yaşayabiliyorlar bazen maçların başında vesaire.
O yüzden Lemina'nın stopere çekildiği bir ortamda Seri'nin defansif daha gömülü orta sahaya kaydığı bir formül olabilir. Orada Ömer Bayram sol iç, sağ içte de yani Taylan'a tabii görev kalıyor. Emre Akbaba cezalı olduğu için Belhanda da yok. Belhanda da cezalı. Yani o üçlü orta sahada senin modelinde şey olabilir diyorsun. Yani Lemina çekilirse Seri, Taylan, Ömer olabilir. Bir de Lemina oynadığı zaman şey değil hani tabii ki stoper oynayacak ama yani bir yarımda bir orta saha oyuncusu gibi oynayacak hücumda da. Öyle bakmak lazım. Yani topu kullanan oyuncu olarak katılabilir için içine. Bir de ne olursa olsun Galatasaray'da bu topu kullanan adam ya Marcao ya Mariano. Şimdi Marcao olmadığı zaman sen Ahmet'le oynadığın zaman yanına verebiliyor sadece. Düzgün, iyi bir gününde. Şimdi öyle olduğu zaman bu sefer rakip teknik direktörler de boş değil. Gidecekler Mariano'ya basacaklar. Nasıl top çıkacaksın? Geriden nasıl top çıkaracaksın? Mutlaka orada ayağı düzgün bir stoper gerekiyor. Ya öyle. Ben sadece bunun Lemina olacağını düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum ama Donk varken ben biraz riskli olabileceğini Ahmet'le kafa kafaya bence. Yani %40-40 Emin ve diğer alternatifler Nesvesa hepsi dahil %20 diyebilirim en fazla. Ama ben tercihimi Lemina'da yanına kullanırım. Ama hocanın Ahmet'e biraz daha yakın olacağını düşünüyorum. Ya Ahmet konusunda milli takım döneminden de yakından tanıdığı için Ahmet'i de şimdi hoca işliyordur Florya'da. Çünkü çok ciddi bir artık son düzlük, hatanın telafisi yok. Özellikle Trabzonspor ve Başakşehir maçları zaten bundan işte 2 hafta sonra Galatasaray önce Rize deplasmanına gidecek. Sonra Gaziantep'le kendi evinde oynayacak. Sonra Başakşehir-Trabzon serisi başlıyor. Yani o yüzden Marcano sakatlığı çok talihsiz oldu Galatasaray için. Biz de sağ içine... Şu andan biraz erken dönebileceğiz söyleniyor ama. Evet ya Marco abi de şey bir çocuk. Hani böyle özverili ve kuvvetli bir adam. Kuvvetli dönebilir. Sağ içini konuştuk. Şimdi Beşiktaş bölümüne geçiyoruz.